birazdan gideceğiz. Günaydın arkadaşlar. Evet, şu anda Mete'yi bıraktım. Otobüs durağındayım. Otobüs bekliyorum. Hastaneye gidiyoruz. Geldim. Valla dışarıda bir şey çekemedim. Bayağı da kan atmış ha. Bayağı da dışarıda oyalandım. Sertlandım. 1,5 arkadaşlar. Anlatamam size. Bayağı bir oyalandım. Çünkü neden diyeceksiniz. Ev doktoruna da gittim. Ev doktoruna gitmek zorunda kaldım daha doğrusu. Orada eşim vardı ve normalde saat 1'de acı oluyor diye yazıyor. Ama gelin görün ki bizim sevgili doktorumuz meğerse sabah da açıkmış ama internette yazmıyordu. Neyse, ben tabi hastaneden çıktım, ondan sonra PUS'a gittim. PUS'ta bayağı bir oyalandım, vakit geçirdim falan filan. Ondan sonra tekrar ev doktorunun oraya gittim, bir baktım tıklım dolu dedim. Aha, daha saat 12.30 falandı yani. Hadi dedim, gideyim de orada beklerim kapının önünde. Sonra oradaki çalışan kıza dedim, kız dedim ne zaman açıyorsunuz siz bu kadar kalabalık abla dedi, sabahtan beri açız. Dedim ben dedim burada inmedim de gittim, kısa dedim gittim, oyalandım saat 1'de açıyorsunuz diye. Neyse gittim ilacımı falan yazdırdım. Ondan sonra bir daha tekrar bu yana döndüm. Bu saat oldu eve geldim, saat 1.30 şu anda. Hemen ocağa barbunya koyacağım. Barbunya yapacağım, ocağımı açabilirsem. Evet, barbunyamı koydum. Şimdi bir de şöyle bir tane ya da 2-3 tane göğsüm var. O göğüsleri MasterChef sağ olsun. Ne yapacağım? Tavuk pilav yapacağım. Evet arkadaşlar, evde tavuk pilav yapıyoruz bugün. Çünkü dün değil, ondan önceki gün bilmiyorum, hatırlamıyorum şu anda, izledim. Tavuk pilavla yarıştılar, benim de canım istedi. Öyle haşlanmış nohutum yok ama kavuğum var. Şimdi onu komple haşlayacağım, tavuk pilav yapacağım. Bir de biliyorsunuz ki şey yaptım ben, aşure yaptığımda birçoğunuz bana şey yazdınız. İşte o buğdayı çorba da yapabilirsin gibi. Ben de bugün buğday çorbası yapacağım. Bakalım inşallah. Metehan da beyaz çorbaları hiç sevmiyor ama belki yer diye ümit ederekten buğday çorbası yapmayı düşünüyorum. Bugünkü, ay bak ocağı zor açtım, bir de kapatıyorum. Görüyorsunuz değil mi? Şöyle bir açalım. Daha Metehan'ı almadım. Bugün geç alacağım. Çünkü her gün aldığımda anne beni neden erken aldın diye bir kavgamız var. Böyle yani canlar. Şimdi ben size burayı toplarken ben size hemen bir görüntü ekleyeceğim. Dün Özgür vlog başlamış. Dün biliyorsunuz vlog gelmedi. Dün Özgür vlog başlamış iş yerindeyken. Biraz bir şey yani 3-4 dakikalık bir video çıkarmışlar. Ben de size onları ekleyeyim. Siz onları izleyin. Ben de o sırada bulaşık makinamı boşaltayım ve yerleştireyim. Makinama da çamaşır atayım. Ondan sonrasında tekrar görüşelim. Evet. Günaydın arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Bugün günlerden salı ve ben ikinci İş günündeyim. Turum değişti. Görmüş olduğunuz artık yeni kamyonum. Bu. Mercedes. Bununla gidiyorum. Şimdi buradan yük alacağız. Ve ondan sonra bir daha tekrar arayacağım. Mal Almanya'ya gidip gitmeyeceğini soracağım. Şu an bekliyoruz. Bakalım geldik. Yani güzel bir hava var. Güneşli. Olsan da aldım yanıma. İlla tuturdu, ben de geleceğim diye. İyi gel dedim. Bunu zaten Almanya'ya gitmezsen yarın gelirim ben. Bakacağız. Görmüş olduğumuz gibi. Bayağı yüksek ama. Evet. 3 oda bir salon.
boşalttık ama birazcık acele ediyoruz. Diğer şoför de arabayı bekliyor. O da dorsiyeyi değiştirip Almanya'ya gelecek. Bugün biraz ters oldu işler. Navigasyon saat 5 gibi redaksiyonun orada olacağını söylüyor ama tabii yol hali belli olmaz. Şimdi akşam trafiğine denk geleceğiz Avusturya'da. İnşallah yetişiriz. Adama da yani o da geç kalmak istemiyor. Çünkü aynı yolu tekrar geri gelecek. Aynı zamanla yarıştım şu an açıkçası. Canlar, ben şimdi tavuğumu attım suya, haşlanmasını bekliyorum inşallah. Soğuk suya attığım için tabii ki biraz uzun sürüyor ama inşallah bir başlarsa fokurdamaya sıkıntı olmayacak da fokurdamaya başlayana kadar. Barbunyamı da attım, şimdi ilk bir kaynasın, o kara suyu çıksın, ondan sonra barbunyamı da güzelce yapacağım. Yanına tavuklu da pilav yapacağız ve enfes bir menü hazırlamış olacağız. Onun dışında sizden, daha doğrusu birkaçınızdan gelen çok 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 merak ettiğiniz bir soruya cevap vereyim arkadaşlar. Şimdi bugün yine çünkü bu videonun altına geleceğinden o kadar adım gibi eminim ki. O yüzden bu arada karanlığız sanki. Evet. Şöyle yapayım. O yüzden siz tekrar sormadan ben cevap vereyim. Araban nerede? Kırmızı miniğin nerede? Diyenler var, merak edenler var. Arkadaşlar, arabamı sattım. Neden sattım? Hemen onu da söyleyeyim. Biliyorsunuz ki Türkiye'ye gittiğimiz arabamızla bayağı bir sıkıntı yaşadık. İşte orasını yaptır, burasını yaptır vesaire. Epey bir masraf yaptık. Ve kırmızıyı da TÜV yani picker alması için kontrole sokmuştuk ve onun da birkaç yapılması gereken şeyleri vardı. Ve ben Özgür'e dedim ki ben uğraşmak istemiyorum. Hadi bunu mecbur yaptırdık ama bir de buna para harcayamayacağım. O yüzden satalım gitsin dedim. Ve arabamı sattım arkadaşlar. Masrafı vardı. Masraf yapmak istemedim. O yüzden de sattım. Kullanan yani alana hayırlı uğurlu olsun. Kendim tabii ki de yeni bir araba bakıyorum. Alacağız Allah nasip kısmet ederse. Hayırlısı, her şeyin hayırlısı, hayırlısı böyleymiş. O yüzden ben de sattım. Bu kadar basit. Şu an arabam yok. Şikayetçi miyim? Değilim. Zaten ben biliyorsunuz gidip geliyorum devamlı. Ha, kışın biraz zor oluyor ama Özgür de diyor kışa kadar alacağız yeni bir tane. Böyle olmaz diyerekten. Hayırlısı. Aldığım zaman zaten yine sizlerle paylaşırım. Yani sattım diye izin telaşından sonra biraz gümrüteye gitti size anlatmaya ama bazılarınız maşallah öyle bir dikkatlisiniz ki işte ama Mete'yi alırken bunu yazmışsınız. Mete'yi ben normalde de yürüyerek alıyorum ki yani arada bir çok yorgun olduğum zaman arabayla ya da o işten çıktığım zaman direkt arabayla alıyordum ama onun dışında yazın arabayla gidip almıyorum, kışın sadece arabayla gidip alıyordum. Çoğunuz o şekilde yazmışsınız. Ben de dedim ki şimdi hastaneye gidip geldim otobüs ve tramvayla. O yüzden adım gibi eminim yine o sorular gelecek. Siz sormadan ben cevaplamış olayım. Böyle. Onun dışında saat şu anda 2. Bir yarım saat falan geçsin gider Mete'yi alırım. İnşallah yeterli olur. Ne diyeyim yani. Saat kaç gibi alacağımı da bilemiyorum. Zaten son 2 gün ondan sonra bir daha kindergarten de bitti. Allah nasip kısmet ederse. Bu hafta değil, ondan sonraki hafta bir daha okullar başlıyor. Metehan o kadar heyecanlı ki anlatamam size, parmak sayıyoruz. Türkiye'ye gidene kadar nasıl parmak saydı? Şu anda da parmak saymaya başladık. Okul alışverişini yapmamız lazım. Hazır aklımdayken hemen Oğuzhan'ın şeyini yapayım. Bir saniye.
daha açıp bakmadım bile. Bunu da yapmam lazım yoksa çocuğun otobüs kartı olmayacak. Şöyle hemen bir açalım. Evet, şunu da halledeyim, ondan sonra bir daha zaten bu hafta anca gelir diye düşünüyorum. Canlar, yemeklerim hazır. Tarhana çorbası yaptım. Beyaz çorba istemedi, sordum özellikle. Barbunyam hazır, pilavım hazır. Ve tavuklarımı da yukarıdaki makinem sağ olsun bana didikledi. Buraya kenara koydum. Ha? Asım değil. Yedin mi? Yedim. Oraya kenara koydum. Ondan sonra makinedeki çamaşırlarımı çıkardım. Şimdi ortalığa süpürge tuttum. Ve Metehan ortalığı yine kırıntı yapıyor. Başka nasıl olabilir zaten? Dur. Evet, yapmışsın. Onu oynuyordum. Bu arada Özgür'ü aradım. Hala da Almanya'dalarmış saat. Şu anda 4. Benim gelmem 6-7'yi bulabilir dedi. Bilmiyorum, bakacağız bakalım ne zaman gelecek. Onun dışında başka bir şey de yapmadım zaten. Ortalığımı süpürdüm. Yani yağmur yağıyor şu anda dışarıda. Hava kapalı. Hava kapalı. Ben mi? Ney sen mi? Akıllı. Evet, sen çok akıllısın. Bu arada Mete'yi hortum evden yapmak zorunda kaldım. Çünkü bir hafta biliyorsunuz cumartesi çalıştığım zaman 11'e kadar çalışıyorum. Cumartesileri bana fly vereceğini vaat etti. O zaman da 12'ye kadar çalışacağım ve Mete'nin ilk sene okulu bildiğim kadarıyla 11.45'e kadar değişmiyorsa. Ben 12'de çıktığım zaman yarım saatlik, yani 12'de çıksam 15 dakikada bu yana geliyorum. Yarım saatlik bir şey var ve yalnız daha bırakamam, çok küçük. Oğuzhan evde olsa sıkıntı olmaz ama Oğuzhan da öğlenden sonraya dersleri oluyor. O yüzden hemen telefon açtım, dedim böyle böyle aslında tıklım tıklım doluymuş şansıma. Benden önce de biri telefon açmış, çocuğunu kaydetmeyeceğini söylemiş. Gerek kalmadığını söylemiş. Yani şansıma Mete'yi kaydettireceğim büyük bir ihtimalle. Kağıtları yolladı, bakalım kağıtları falan yollayayım. Eğer bir aksilik vermezse buraya kaydettireceğim. Sıkıntı olmayacaktır diye söyledi. Yine değişmiş. Her sene bir şeyler değişiyor. Normalde ben bu zamana kalmazdım bilseydim. Normal şartlarda okulun ilk günü kağıt dağıtıyorlar. Bizim eve ne kağıt geldi? Bu arada odaklamıyor şu anda kamera. Bizim eve bu sene ne kağıt geldi ne bir şey geldi. Hortum elden yapmanız gerek vesaire diye hiçbir şekilde bir şey gelmedi. Hatta ben okulu telefon açtım direktöre. Direktöre de ulaşamadım. Daha sonradan da açık söyleyeyim, boş verdim. Çünkü olsan da okulun ilk günü kağıtları dağıtıyorlardı. İşte horta gidecek mi, gitmeyecek mi vesaire gibilerinden kayıt yaptırıyordunuz. Olsan da o şekildeydi yani. Meğerse değişmiş. Bilmiyorum, bakalım artık hayırlısı hakkımızda. Ve telefonda kız da söyledi, hortta şey yapan dedi, bu sene dedi ne Allah'ın hikmetiyse dedi kimseye informasyon gitmemiş dedi. Aynı sizin gibi arayıp da şey yapanlar, ben daha aramazdım büyük bir ihtimalle. Mete şu anda yaz okulunda, yaz anaokulunda ve orada bu hafta kindergarten pazartesi başlıyor ve öğretmenleri bugün gelmiş. İşte hazırlık falan yapıyorlar anaokulu için. Oradan muhabbet açıldı. Anne bekle. Evet annem. Oradan muhabbet açıldı, dedim böyle böyle hortada şey yapmadık bilmem ne falan. Oradaki kız, orada ufak bir kız var. O dedi ben dedi pazartesi horta gideceğim dedi. Öyle deyince Mete'nin ana öğretmeni dedi hani bence bir telefon aç ara falan dedi. Eğer dedi okul tarihini beklersen bir hafta daha dedi, belki daha da geç olabilir falan diye. Eve gelir gelmez ben de telefon açtım bir daha. Dediğim gibi eğer bu muhabbet bugün dönmeseydi büyük bir ihtimalle okulla başladığımız gün hani ben bekliyor olacaktım. Kağıt versinler de horta gidelim diye. Şansa yani diyeyim. Şansa diyeyim. Yoksa ne yapardım bilmiyorum. Bu arada Ebru'yla falan da, karşı komşumla da bunu çok konuştuk. Hatta şey yaptık dedim, ben de kaydetmedim. O da bana soruyor, ben ona soruyorum dedim. Direktörü aradım. O da dönüş yapmadı. Bilmiyorum yani. Bilmiyorum, öyle söyleyeyim.
Neyse. Şimdilik durum böyle yani canlar. Bu vlog bilmiyorum yetiştirir miyim, yetiştiremez miyim? Özgür de geç gelecekmiş ama ben bir yükleyeyim bakayım. Ondan sonra duruma bakacağız. Evet canlar, saat 6. Özgür telefon açtı, hala daha Almanya'da varmış. Anca daha geri dönüyorlar. Benim gelmem 8.30 olur dedi. Yemeğinizi yiyin dedi. Mete'yi doyurmuştum zaten. Şurayı da bir kapatalım. Mete'yi doyurmuştum zaten ama ben bekliyordum yani beraber yeriz diyerekten. Maalesef ki ben de acıktım sabahtan beri, daha bir şey yememiştim. Allah'ım Mete burayı mahvetmiş. Banyoyu. Şimdi bir şeyler yedim. Bulaşığımı da kaldırdım. Videoyu da sonlandırayım. Bizleri izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki videoda inşallah tekrar görüşürüz. Hepinize Allah'a emanet olun. Bay bay.